Bodrum Belediyesi'ne ait torbadaki çöplük alanının belde belediyelerine kapatılması sorunu çözüldü. Bodrum Belediyesi geçtiğimiz günlerde bir yazıyla 1 Aralık tarihinden itibaren torbada bulunan çöp depolama alanına Bites, Konacık, Yalı, Gündoğan, Yalı Kavak ve Göltürkbükü belde belediyelerinin çöp dökümüne kapatacağını bildirmişti. Bu gelişme üzerine Bodrum Belediyesi'nde bir toplantı düzenlendi. Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez, Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun ve Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un katıldığı toplantıda çöp dökme krizine çözüm bulunduğu öğrenildi. Yapılan görüşme sonunda belde belediyelerinin 15'er günlük sırayla iş makinesi tahsis edeceği ve torbada bulunan vahşi çöp depolama bölgesinin düzenleneceği, çevreye koku yayılmaması için özel kimyasallarla ilaçlama yapılması gibi tedbirler alınması konusunda görüş birliğine varıldığı öğrenildi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Belde Belediye Başkanları ile yapılan görüşme sonrasında yeni vahşi çöp depolama alanları yaratılmasının Bodrum Yarımadası'na daha fazla zarar vereceği görüşü üzerinde fikir birliğine varıldığını açıkladı. Başkan Kocadon, Muğla Valisi Fatih Şahin'in başkanı olduğu Bodrum Turizm Altyapı Birliği tarafından yapılacak olan katı atık bertaraf tesisinin bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini söyledi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un açıklaması şöyle Bodrum Belediyesi çöplüğüne bizden başka 5 belediyemiz de çöp döküyor. Şu anda kapasitesini zorluyoruz çöp dökme alanımızın. Belediye Başkanı arkadaşlarıma yazı yazdım. Çöplüğümüzün kapasitesinin zorlandığını, onun için ortak bir karar almamız gerektiğini, onlar da sağ olsunlar bugün geldiler hep beraber. Ortak bir çalışma yaptık. Buradaki konu gerçekten şu anda hızlı bir şekilde katı atığın ne kadar çabuk devreye sokulması gerektiğinin bir göstergesi. Elimizde daha önce Turizm Altyapı Birliği'nin yapmış olduğu bir çalışma var. Valimiz de bu konuda çok hassas. Kendisini de bu konuda gittim ziyaret ettim. O da her türlü desteği vereceğini söyledi. Hızlı bir şekilde de elimizdeki bu Turizm Altyapı Birliği ile beraber bu projeyi ilk etapla hızlı bir şekilde nasıl devreye sokarız onun çalışmalarını konuştuk. Bugün de arkadaşlarımızın taşlarımızda elimizdeki mevcut çöp alanının daha düzenli bir şekilde nasıl kullanabiliriz ve etrafa rahatsızlık vermeden hangi tedbirleri alabiliriz toplantısını yaptık. İlk etapta iş makineleriyle alan düzenlemesi çalışması yapacağız. Etrafa yayılan kokunun giderilmesi için bir kimyasal araştırması yapılacak. Etrafı daha derli toplu bir hale getirilecek. Çöplükte yol çalışmaları olacak. Bu zaten geçici bir çalışma. Ana hedefimiz katı atık projemizi bir an önce devreye sokmak. Bu işte Turizm Altyapı Birliği uğraşıyor. Bugüne kadar yapılan ihalelerde bir türlü sonuç alınamadı. Ama Sayın Valimizin tekrar devreye girmesiyle en kısa zamanda bu problemi çözeceğiz. Bu tesise Bodrum'un yarım adanın ihtiyacı var. Normalde ben şu anda Bodrum Belediye Başkanı olarak çöplüğümü bu 5 belediyeye kapattığım anda 5 tane daha vahşi depolama olacak Bodrum Yarımadası'nda bir anda. Bu da doğaya ve çevreye zarar. Onun için mevcut alanı belediye başkanı arkadaşlarla biraz düzenleyerek hızlı bir şekilde esas projemizi hayata geçirmek dedi. Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosunsa toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon imzasıyla bizlere bir yazı gelmişti. Bu ay sonu itibariyle yarımada belediyelerinin çöp dökümüne kapatacağız şeklinde ifade içeren bir yazı. Bugün Mustafa Saruhan Başkan, Mehmet Kocadon Başkan'dan randevu almış, bir toplantı yaptık. Orada belde belediyeleri, Bodrum Belediyesi beraber konuyla ilgili bundan sonraki sürecin doğru yönetilmesiyle ilgili en azından vahşi depolama sahasına doğru döküm yapılması, herkesin katkı sağlamasıyla ilgili bir toplantı yaptık. Bundan sonra belde olarak da bugünden itibaren bir makine görevlendirdik. 15'er gün, 20'şer gün belediyeler iş makinesi görevlendirip bir düzenleme yapacağız. Çünkü başkan da haklı koku şikayeti var. Bu şikayeti biz alıyoruz şeklinde. Daha önce de yapıyorduk ama bundan sonra biraz daha sistemli bir şekilde yürütmek gerekiyor herhalde. Böyle bir görüşme sonucunda Antrak kalarak ayrıldık yani. Sonuçta tabii biliyorsunuz bazı belde belediyelerimiz içerisinde Bites, Konacık, Yalıkavak, Türkbükü, Yalı da dahil olmak üzere Bodrum çöplüğüne döküyorlar. Katı atık bertaraf tesisi yapılana kadar oraya dökmek zorundayız. Başka seçeneğimiz yok. Her belediyenin yeni vahşi depolama alanları yaratması mümkün değil. Çevreyle ilgili yeni başka zararlara yol açar. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak olayı toparladığımızı düşünüyorum dedi. Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan da yapılan görüşmeler sonunda Bodrum Merkez Çöplüğü'nde duyulan rahatsızlığın son derece önemli olduğunu ve kayıtsız kalınamayacağını söyledi. Başkan Saruhan, Bodrum Çöplüğü'nde yapılacak her türlü düzenleme, yol açılması ve diğer konularda üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti. Mustafa Saruhan, Bodrum Yarımadası Katı Atık Bertaraf Tesisinin bir an evvel tamamlanmasını istediklerini, bu toplantıda çalışacaklarını sözlerine ekledi.